Güzel soru. Ben ikisini de düşünmüyorum yani. Düşünmüyorsunuz. Neden peki? Kimi düşünüyorsunuz ya da siz kime oy vereceksiniz? Kime oy vereceğim? Benim şu anda vereceğim belli değil. Yani herhangi bir çalışma yapmadım. Onu da yapma gereği de duymuyorum. Hiçbirine güvenmiyorum. Hepsi yalan dolan. Vallahi şimdi ne söylesem ki bence benim şeyimi ikisi de karşılamıyor. Yani şimdi Ekrem Bey burada 5 seneden beri oturuyor. Şurada şimdi gelirken levhaları okudum. Vay efendim işte bak bu mesela konutu nerede yapmış? Emin ol belki o kadar da geziyorum ben. Fakir fukaraya diyorum. Ben görmedim. Murat Kurum'un daha önceki bakanlığı dönemindekidir ben icraatlarına bakıyorsun. Şu andaki şeyini. Ya bence benim şeyimi karşılamıyor yani ikisi de ama tabii vatandaştır ben 31 Mart'ta göreceğiz. Yani bundan daha doğal bir şey yok yani. Geçen seçimde kime oy vermiştiniz? Geçen seçimde ilk önce oy kullanmadım. İkinci seçimde kullandım. Şimdi nesini yalan söyleyeyim. Çünkü niye? O gün de aynıydı yani. İmamoğlu diye bir faktör var. Beylikdüzü'nde ben daha önce Esenyurt'u falan da iyi biliyorum. O tarafları iyi biliyorum. Netice itibariyle o günün birinde Tayyip Erdoğan da dedi ki ben ceketi koysam kazanır bu milli. Verecek oy dedi. Getirdi en yakınındaki adamı koydu. Yani niye dayanarak bilmiyorum. Halk da dersini verdi. Yani burada dedim ben şimdi ne diysek yani bilmiyorum ben geziyorum gerçekten şimdi ben Fatih'te oturuyorum ama etrafı geziyorum. Dün mesela Maltepe'deydim. Diğer taraflarda geziyorum. Yani şu anda 5 yıldan beri yani biz bak 99'dan beri bir deprem şeyi var. O kadar konuşmamıza rağmen, o kadar falan yapmamıza rağmen yani bununla ilgili bir rezerv alanları oluşturup ondan sonra biz de şunu yaptık, bir de şöyle yaptık. Hep algı operasyonu. Herkes gündemdeki mesela şu anda bahalılığın konuşulmaması için şimdi mesela gezer avcıyı konuşuyoruz. Söz gelimi kötü bir şey mi? İyi bir şey ama biz bir güvana üssü mü kurduk? Bir şey mi kurduk? Belki bu da olabilir. Başlangıç olarak diyelim ama daha önemli şeyler var diyorsun. Tabii netice itibariyle şu andaki mesela emeklilerin durumu var. Şöyle bir durum da var bak. Eğer ki emekliye 20 milyon lira da versen, bugün 20 bin lira da versen yetmeyebilir. Ama buradaki mevzu neden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Ankara'nın fazla şişman olmasından, Ankara küçülmesi lazım. Şu anda millet niye bakıyor? Ankara'daki meclisteki yemek tabildotuna bakıyor. Vekillerin aldığı maaşa bakıyor, öteye bakıyor. Vekiller diyorlar ki biz diyorlar aylığına geçiremiyoruz. Bakıyorsun vekillik süresi bittiğinde ilk önce onlar koşuyorlar. Kardeşim o zaman ben bir başkası gelsin. Bura yani bu şey değil ya, netice itibariyle bura geçim kaynağı olacağı olan bir yer değil ya. Şimdi bu neden şey diyorum? Size ufacık bir şey anlatayım. Ben şimdi kebabı yedim. Karnım şişti. Kravatı böyle ettim. Göbeği de şişirdim. Bir de Kızılay soda içtim. Elimin bir tanesinde de kürdan var. Biraz da affedersiniz yani burada söylüyorum. Geğirerek ey ahali, ey halkım siz çorba işte şöyle yararlı, böyle yararlı dersin. Halkı inandıramazsın. İşte buradaki mevzu ne? Ankara'nın küçülmesi lazım. Dağıtılması lazım. Yani başka diyeceğim bir şey yok yani. Teşekkür ederim. Peki sizce bu seçimde Murat Kurum kazanabilir mi? Siz nasıl görüyorsunuz? Şöyle bir şey var. Şu andaki, bak dikkat ederseniz İmamoğlu da olsun, o da olsun yani gereksiz. Bilmem bay efendim falan yerde şunu yapacakmış, bilmem belediye şoförü eve götürecekmiş ya. Bunun yerine insanlara balık tutmayı öğreteceğiz. Biz şunu yapacağız, bunu yapacağız diye bir şey yok. Biz şu kadar mesela fakire diyor işte şu kadar. Geçen gün Bursa'daydım orada da aynı. Şu kadar kişiye yardım ettik. Ya bu yardım etmek demek sizin bir aziziniz demektir. Demek ki millete bu şeye teşvik ediyorsunuz. Yani millete balık tutmayı öğretin. Yani biz gidip Arabi Emirliklerinden, Amerika'dan, oradan buradan nakit para bulup gelip de dedim ben, burada dağıttığımız zaman dedim ben, yani ne oluyor? Bugün 1 trilyon 250 milyar lira bir faiz gideri var. Bu korkunç bir şey. Yani bunu düşünebiliyor musun? Ya bir insanın gerçekten aklı havası almıyor ya. Yani bizim bütçemiz ne kadar? Yani o açıdan dedim ben, İnşallah memleket iyi yere gider ama İnşallah. Kurum böyle lüzumsuz konuşmaları işte ben şoförle bilmem falan yere götüreceğim şöyle böyleden ziyade deprem üzerine yoğunlaşır. Ondan sonra halka ben balık tutmayı öğreteceğim. Şimdi gereksiz yere ben şunu yapacağım bunu. İmamoğlu mesela dedi ki daha önce ben dedi şu kadar bilmem işte kreş yapacağım dedi. Ya yaptığı 100 tane diyor da ne kadar yaptı onu bilmiyorum ama mesela dedi ki çocuğu olan ailelere dedi işte kart vereceğim. Sonradan baktım mesela bir tane yakınım vardı, o kartı alacağım diye ellerinden geleni yaptılar. Çünkü sen diyorlar işte 2 seferden fazla kullanamazsın, sen şunu yapamazsın, sen bunu yapamazsın. Yani bir kısıtlama. Neticede teşekkür ederim. Nasıl? Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Seçmene ne olur? Murat Kurum'dan vazgeçtik herhalde. İmamoğlu'na tercih edeceğiz, bilmiyorum. Murat Kurum mu diyorsun? Bir görelim ne olacak. Şeyleri görelim bakalım, kim var kim yok. Şimdi ne desek boş. O anda fikrimiz değişebilir. Ne diyelim yani. Geçen seçimde kime oy vermiştiniz? AK Parti'ye vermiştim ama biraz yanlış yaptık. Bizimle çok oynadılar. Emeklilerle çok oynadılar. Emeklisiniz. Evet. Şu anda kirada mı kalıyorsunuz? Kiradayım. Nasıl geçiniyorsunuz peki efendim? Ben ek iş yapıyorum. Ek işe başka türlü geçinmez. Hanımın biraz geliri var Kadıköy'ünde. Öyle geçiniyoruz yani. Allah yardımcımız olsun. Peki bir emekli olarak beklentiniz neydi, merak ediyoruz. Ne kadar yani bir maaş? Başka 15 bin, 17 bin, yani bu kadar ayrım olmaz ki. 3 defadan hesapladılar yani, sanki sadaka veriyorlar. Kendilerine hemen parmak kaldırıyor. Hangisi olursa olsun yani, bütün partilerini kendi menfaatleri olunca hepsi parmak kaldırıyor. Kabul ediyorlar 60 bin, 70 bin. Herkes de lüks. Şimdi tamam, Müslümanız elhamdülillah. Ama madem İslam daha söyle haramdır israf. Siz israfın daniskasını yapıyorsunuz. Bir yere gidiyorsunuz 6-7 araba. Diyanet İşleri Başkanı, hadi ben yaptım ama Diyanet İşleri Başkanı sen söylüyorsun israf haram ama sen de aynı arabayla gidiyorsun. 3-5 kişi korumayla gider. Bu budur yani. Peki hepsi yapacak bunu ama bunlar doymadılar yani. Doyumsuz yani, insanlar doyumsuzdur yani, doymadılar, ne diyelim. Allah hayırlısını versin. Evet. Teşekkürler, kolaylıklar dilerim. Kızım da İstanbul Üniversitesi'nde müdür, Cerrahpaşa Rektörlüğü'nde. Bir kızım Kadir Has'ta. Allah razı olsun, onlarla geçiniyoruz yani. Buna şükür yani, sağlığımız olduğu müddetçe buna şükretmek lazım. Biz arkamıza bakmıyoruz. Bir yazı var. Hayat 3 gündür, bir yerde okudum. Biri dündü, geri dönülmez. Biri yarındır, gelir mi bilinmez. Biri bugündür, kıymeti bilinmez. Hadi iyi günler. Bence ikisi değil. Neden ikisi değil? Ben ikisi de hoşuma gitmiyor, beğenmiyorum. Ekrem Kurum zaten, Ekrem Kurum diyorum. İmamoğlu zaten pek bir şey yaptığı da yok zaten ya. Bilmiyorum, pek beğenmiyorum. Neden Murat Kurum? Yani bakanlık yaptığında bir tecrübesini gördük. Ekrem İmamoğlu'nda ışık görmüyoruz diyelim. Evet, sebep o. Tecrübesinden faydalanacağız inşallah. Neden Murat Kurum? 50 yaşındayım. Böyle bir lanet bir yönetici görmedim. Tamam yani, böyle bir hiçbir şey yapmamış. Yani niye bir başkan seçeyim ki? Yani o yüzden Murat Kurum. Veya AK Partili olup olmadığımdan veya şu partiyi tutup tutmadığından değil. Adamlar AK Parti'nin belediyecilik döneminde belediyeciliği hakkını veriyorlardı. Yine hakkını versin diye Murat Kurum diyorum ben. Sen İmamoğlu? Güzel yönetiyor, o yüzden. Ben pek değilim ama hayırlısı. Düşüncelerinizi merak ediyorum. Ya, düşünceyle alakası yok da hayırlısı olsun bakayım ya. Seçimlere az kaldı zaten, bakacağız ama büyük ihtimal İmamoğlu galiba. Sizce neler olur? Ekrem İmamoğlu kazanır mı? Murat Kurum ya da kazanır mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi şöyle dıştan baktık mı yine de AK Parti biraz önce korkuyor gibi geliyor. Ama Refah ne kadar etkiler bilemem. Hayırlısı olsun o zaman. Teşekkürler. Murat Kurum bizim için. Biz AK Partiliyiz. Başkasını tanımıyoruz o kadar. Tabii. Neden Murat Kurum? En efendi işlerinde, ötekileri zaten benim iş sıfır. 50 seneden beri İstanbul'da hiçbir şey yaptıklarını görmedik yani. Yani aslında 2019'dan önce zaten 2019'da CHP Ekrem İmamoğlu geldi. Ondan öncesinde de memnun değildiniz. Geldi ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey yapmadı. Aynen aynen. Vallahi ben oy kullanmayacağım abla. Kullanmayacağım. Neden peki? Yok, kimseyi göremiyorum ki. Geçen seçimde kime oy vermiştiniz? Şimdiki partiye. İmamoğlu'na vermiş. Peki bu seçimde neden vermeyeceksiniz? Yok ki, görev yapmıyor ki doğrusu. Yapmıyorlar. Ya bana görev yapmıyorlar. O yüzden vermiyorlar. Vermiyorum. Kimseye vermeyeceğim. Peki, teşekkürler. Neden İmamoğlu? Ya bıktık artık diğerlerinden. Yeterli bu kadarı. Değişiklik olsun, daha iyi. Peki, teşekkürler, sağ olun. Murat Kurum, neden Murat Kurum? Yenilikçi, ufku var. Yani ki bu depreme karşı onun daha samimi olduğuna inandığım için. Ekrem İmamoğlu denendi. Yani kendi açımdan istediği çalışmayı yapamadı. Verdiği sözleri tutamadı. Onun için Murat Kurum. Efendim merhabalar. Anket yapıyoruz. Size de sormak isteriz. Merhabalar. Sizce Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Bu seçimde neler olur? Vatandaş ne düşünüyor? Ekrem İmamoğlu bu çoban bile olamaz. Tatile gitsin o. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben hiçbir şey düşünmüyorum. Tatil ona yakışır. Tatile gitsin o. Murat Kurum'a mı vereceksiniz oyunuzu? Ben oyumu Ekrem'e vermeyeceğim. Kesin de kime vereceğimi şu anda düşünmedim daha. Kararsız. Kesin bir şey yok. Evet. Ekrem'e vermeyeceğim yani kesin. Bana soru da hiçbir şey istemiyorum ben. Vallahi. Ne, ikisinden de hayır gelmez. Geçen seçimde kime oy vermiştiniz peki? Ben seçimde oy kullanmadım. Peki Murat Kurum'un adaylığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi bilmiyorum. Kendisinden pek memnun değilim yani. İmamoğlu'ndan da memnun değilim. Değil. Vallahi sağ ol, teşekkür ederim. İmamoğlu, neden İmamoğlu? Çünkü verdiği hizmetleri beğeniyoruz, o yüzden. Şu an iyi gidiyor, evet. Peki Murat Kurum'un adaylığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Onun hakkında bir şey söyleyemeyeceğim. Eski bakanımız ama biz İmamoğlu'nu destekliyoruz. Valla taraf olarak mı soruyorsunuz, vatandaşın nabzını yoklamak için? Vatandaşın nabzını yoklamak amacım. Valla Ekrem Bey'den biz memnunuz. Gerek çalışmalarından, icraatlarından, gerekse halka hitabından, davranışlarından, kişiliğinden bir şikayetimiz yok. Netice itibariyle Ekrem İmamoğlu'nu bu seçimde de destekleyeceğiz. Peki Murat Kurum'un adaylığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce neler olur bu seçimde? Murat Kurum'un daha önceki çalışmalarında vatandaşa hitabı, medyaya hitabı çok hoş görüntüler oluşturmadı. O nedenden dolayı ben kendisine soğuk bakıyorum yani. Merhabalar, anket yapıyoruz. Size de soralım. Sizce Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Çok zor bir soru. Kararsız mıyız? Maalesef Murat Kurumoğlu diyeceğim. Niye diyeceğim? Bakın, neden? Toplu taşımalar leş gibi. Artı bütün kullanım alanlarının hepsi ve şu Aksaray, Laleli her taraf berbat bir şekilde. Neden yapılmıyor? Senesi doldu. Neden? Ne için? Yani buna engel olan bir şeyim var. Koskoca büyük İstanbul Şehir Belediyesi neden bunları düzlüğe çıkartmıyor? Bütün kullanımlar hepsi berbat bir şekilde. Şöyle... Peki sizce Murat Kurum kazanır mı? Bunu vatandaş belirleyecek artık. Yani benim gördüğümü gören insanlar muhtemelen farklı bir. Yani ben bunu parti olarak değil, yapılan hizmet olarak konuşuyorum. Başka bir şey değil. Ekrem İmamoğlu almasını tercih ederim. Çünkü kent lokantalar çok işimize yarar. Ben emekliyim. Bana çok faydası oluyor yani. Gerçekten. Bu yani en güzel hizmeti bence o yani. Bizim garibanlar için yani. Başka? Evet, peki Murat Kurum'un adaylığı hakkında ne düşünüyorsun? Boş ver onları. Onlar 15 sene yönetti de ne oldu sanki? Yapsalarmış bugüne kadar. Boş ver onları. Şeye verelim. Ne derler ona? İmamoğlu'na verelim. Evet. Neden İmamoğlu peki? İstanbul Belediyesi'nde çok çalışıyor. İyi yani işler görüyoruz onda her tarafta. Ondan dolayı onu tercih ediyoruz. O kadar. Sen konuş yavrum. Tamam. Ya kendisi bir 4 yıl Beylikdüzü belediyeciliği vardı. Üzerine İstanbul Belediyesi'nde yönetti 4 yıl. Daha tecrübeli olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra bakanlık geçmişi olan birisini belediyeye seçmek bana çok mantıklı gelmiyor. O yüzden 8 yıl bu konuda tecrübeli birisiyle devam etmek daha tecrübesiz birisine göre daha mantıklı geliyor. Ama onun dışında seçimi kazanma şansı yüksek olsaydı Azmi Bey de Zafer Partisi'nin adayına da oy vermeyi düşünüyorum yani açıkçası. Şu an ikisinin arasındayım. İmamoğlu ile Azmi Bey arasındayım. Teşekkür ederim. Değerlendirmeniz için sağ olun. İyi gezmeler, iyi günler. İmamoğlu diyorsunuz. Zaten İmamoğlu. Evet. İmamoğlu çok iyi çalışıyor. Önünü kestiklerine rağmen yine çalışıyor. Bütün halklarda koruyor. Garibinin, yetimin hepsinin yanında. Peki Murat Kurum'un adaylığı hakkında ne düşünüyorsunuz, biliyorsunuz? O zaten 2 yıl önce görevden alınmış. Onun için farklı bir şey düşünmüyorum. Teşekkürler. Tayyip Erdoğan ya. Tayyip Erdoğan'dan başka kime vereceğiz biz? Yerel seçim var ya aslında, Tayyip Erdoğan evet. Değil konu. Evet. Belediye seçimleri yani var biliyorsun. Seçim AK Parti'dir. AK Parti. Evet. Neden AK Parti? Ya neden AK Parti? 22 sene iktidarda her şeyimiz iyidir, her şeyimiz normaldir. Bak ben burada hamalcılık yapıyorum. Güzelce para kazanıyorum yani. Tabii. Bizim bir sıkıntımız yok, bir şeyimiz yok. Ben Siverekliyim, ben Bucaklıyım. AK Parti de bize verdi. Peki şu an emekli misiniz yoksa? Hayır, emekli değilim ben. Yok hayır, emekli değilim. Kirada mı yaşıyorsunuz? Kiradan yaşıyorum. Kirada biraz sıkıntılar var ablacığım. Yani bayağı bir sıkıntılar var. Nasıl geçiniyorsunuz onu merak ediyorum. Hamallık yaptığınızı söylediniz. Kiranızı nasıl ödüyorsunuz? Şimdi hamallık bu şekilde. Bende 4 tane benim yabancı dilim var. Evet, dört tane benim yabancı dilim var. Genellikle İstanbul, burası ticaret merkezi. Bilmiyorum, turistler buraya geliyorlar. Arabalar bagajları getiriyorlar. İşte uzağa göre bazen 200 milyonlar bize veriyor. Bazen 100 milyon veriyorlar. Bazen 5 dolar veriyorlar. Bazen 20 euro bize veriyor yani işe göre, yüke göre, ağırlığına göre. Allah'a çok şükür yani bizim her şeyimiz. Onlarla geçiniyorsunuz tabii, çünkü euro ve dolar yükseldiği için. Tabii dolar yükseldi. Bende 10 tane benim çocuklarım var. 3 tanesi çalışıyorlar. Allah'a çok şükür. Bundan sonra kesinlikle biz AK Parti'ye vereceğiz yani. AK Parti yani. Hayırlısı olsun o zaman. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hepinize Allah işinizi rast getirsin. Amin.